Kur'an-ı Kerim bütünüyle ve birçok tefsiriyle birlikte elimizdedir. Yeter ki biz aktardığımız ayet-i kerimelerin mana derinliklerine inelim, onu iyi anlayalım ve iyi aktaralım. Koruluktan, katılıktan, kısır söz çatışmalarından kurtulalım, çok şeylerin değiştiğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü Kur'an, müminler için hayat düsturu ve gönül şifasıdır. Rabbimizin şu irşat ve buyruklarını birlikte okuyup anlamaya çalışalım öncelikle. Resulüm, elbette ki Kur'an'ı sana biz indirdik. Rabbinin hükmüne teslim olup sabret. Allah yolunda olmayan hiçbir günahkara, hiçbir nanköre itaat etme ve boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin ismi celilini zikret. Gönül huzuruyla, teslimiyetle, sevgiyle, haşyetle dolu dolu onu yad et. Gecenin bir bölümünde ona secde et. Gece boyu Rabbini tesbih et. İman etmeyen bu nankör kişiler, geçici olarak yaşadıkları dünyayı ve fani nimetlerini seviyor, onlara kapılıyor, önlerindeki hesap verilecek o dehşet gününü unutuyor, ona sırt dönüyorlar. Onları biz yarattık. Vücutlarını muazzam bir şekilde donattık. Kemik verdik, eklem verdik, kas verdik, sapa sağlam bir beden verdik. Dilediğimizde de yok eder, yerlerini, benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz bu bir hatırlatma ve bir öğüttür. Artık dileyen ibret alan, kendine gelen, düşünen Rabbine yol tutar. Sizler ancak Allah'ın dilemesi, izin vermesiyle bir şey isteyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir ve sonsuz hikmet sahibidir. Dilediğini rahmetine dahil eder, zalimlere gelince onlar için elim bir azap vardır. Bunlar 76. sure olan İnsan suresinin 23. ayetinden 31. ayeti olan son ayeti kerimeye kadar olan bölümlerdir. Bu ayeti kerimeleri okuyup derin derin düşündükten sonra şunlara kulak verelim. Elif Lam Ra. Ey Resul! Bu Rablarının izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, nura, aziz ve sonsuz hamde layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. O Allah ki göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli bir azaba uğrayacak o inkarcılara yazıklar olsun. Dünya hayatını ve geçici zevklerini, hırslarını ahirete tercih edenler, bütün planlarını dünya hayatına göre yapanlar, Allah yolundan alıkoymaya çalışanlar, hak yoluna sırt çevirenler ve hak dinin eğriliğini isteyenler, onu çarpıtıp çirkin göstermeye çalışanlar, işte onlar derin bir sapıklık içindedir. Ne dersiniz? Bu ayet-i kerimeler bizi yaşadığımız hayatın içinde uyarmıyor, irşat etmiyor, yol göstermiyor mu? Yaşananlarla iç içe miyiz? Çevremizde neler dönüyor, farkında mıyız? Rabbimiz bizi hangi konularda uyarıyor, biliyor muyuz? Dünya hayatını ve zevklerini ahirete tercih edenler, bütün planlarını dünya hayatına göre yapanlar, Allah yolundan alıkoymaya çalışanlar, hak yoluna sırt çevirenler ve hak dininin eğriliğini isteyenler, onu çarpıtıp çirkin göstermeye çalışanlar tasviri kimleri göz önüne getiriyor dersiniz? Bugün insanlar umutlarını, hayallerini, duygularını, işlerini,
dirliklerini, sıhhatlerini, iffetlerini huzurlarına kaybeder hale geldiler, getirildiler. Biz ne yapmalıyız, nasıl bir bilgi, üslup ve şuurla hareket etmemiz gerektiğini hala düşünmeyecek miyiz? Ne zaman bütün mümin kardeşler olarak el ele vereceğiz? Ahirete, hesap gününe inanmayanlardan, aldırmayanlardan merhamet mi bekliyoruz? Yıkmadan yapmak, kırmadan sarmak, kaybedilenleri geri getirmek çok daha ciddi bir gayretin, çok daha şuurlu bir çalışmanın meyvesidir. İman ağacımız bu meyveyi vermeye hazır olmalıdır. Gönüllere işlenmiş iman, salih amel ister, azim ister, gayret ister, sebat ister, hakka muhabbet ister. İman nuru kainatı kuşatsın, ismi celal yücelsin, ezan-ı Muhammedi dalga dalga ufuklar ötesine taşsın arzusu ve şevki ister. Zikr-i Hakim'de hak yola set çekenler olarak tasvir edilenler, eğer hakka giden yolları tıkıyorsa onları açmak, dini eğri, çarpık, yanlış göstermeye çalışıyorlarsa doğrusunu gözler önüne sermek, çalışmaya meydan vermiyorlarsa bir yolunu bulmak zorundayız.